Ben Sarız ilçesi Kurudere mahalle muhtarı Fedai Durgun. Şimdi şu an burada bulunmamızın birinci nedeni 11 Eylül 2017 tarihinde ilçemize kaymakam atandı Ahmet Solmaz beyefendi. Bu okulu birincilikle bitirip donanımlı bilge bir insan olarak ilçemize kaymakam olarak geldi. Biz muhtarlar olarak bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarından çok memnunuz. İnsanlığı, kişiliği, dürüstlüğü ve özverili bir insan olduğu için biz hep yanında kenetlendik ve birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin güzelleşmesi açısından elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama ne yazıktır ki bu kararname ile değil de kararnameden 21 gün sonra geçici görevle Sivas'ın Doğanşar ilçesine görevlendirildi. Bunu Perşembe günü biz öğrendik. Bu bizim içimize dokundu. Yani biz vatandaş değil miyiz? Biz insan değil miyiz? Böylesi bilge bir insan, donanımlı bir insanla beraber çalışmak bizim hakkımız değil mi? Sarızımız zaten kırsal. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan dar bir bölge. Kayseri iline en uzak bir ilçemiz. Onun için insanlarımız gerçekten zor durumda. Muhatap bulamıyoruz. Yerel yönetimler yasasından sonraki muhtarlıklar hepten zaten perişan bir durumda. Bizim bir tek güveneceğimiz şahıs kaymakamdır. Şu anki kaymakamımız mülki amirimiz olarak bizim her türlü yardımcımız, destekçimiz ve önderimiz. Elimizden tutan, bize yol gösteren, bilmediğimiz konularda her türlü bize yardımcı olan insandır. Bizim siyasilerden tek isteğimiz ve amacımız sadece ve sadece kaymakam beyin bizimle çalışmasına müsaade etsinler. Biz istiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu konuda yardımcı olsun. Gideceğimiz yerler kısıtlı. Belli bürokrasileri aşamıyoruz. Sıkıntılarımız var. Bizim tek amacımız ve tek isteğimiz Cumhurbaşkanımızdan kaymakam beyimizi tekrar bizimle çalışmasını yönlendirmesidir. Elimizde 26 tane mahalle muhtarlarının imzası mevcuttur. 26 adet ve bu 35 adet olacak. Şimdi ulaşamadığımız muhtar arkadaşlarımız var. Kaymakamımız şu an itibariyle ilçede ama ayın 20'sinde gidecek eğer bu iş durdurulmazsa. Merkez ilçeleriyle beraber 44, merkez mahallelerde 44 tane mahallemiz var. Bizim amacımız hiç kimseyi kırmak, dökmek değildir. Bizim amacımız sadece ve sadece kaymakam beyle çalışmak istiyoruz. Bu da bizim doğal hakkımız. Biz demokrasiyi incitecek hiçbir şey yapmayacağız. Demokratik hakkımızı kullanarak biz gerekli yerlere gideceğiz. Cumhurbaşkanına kadar gitmek istiyoruz. Kaymakam bey giderse kaymakam beyin projesi var olan proje dolu donanımlı bir insan, projelerinin hepsi yatacak. Artı 10 ay, en az 10 ay bu ilçeye kaymakam verilmeyecek. Pınarbaşı'nda kaymakam yok. Bünyan'da kaymakam yok. Bize kim bakacak ya? Biz bu kadar gerçekten yetim bırakılıyoruz biz. Şu anda yetim bırakılıyoruz. Eğer kaymakam bey gittiği zaman biz yetim kalacağız, öksüz kalacağız. Telefon aldım değil mi arkadaş? Alo. Emenet.